Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgen İsiller kanalıma hoş geldiniz. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bilgi notları ikinci dersimizde karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan etkenler daha çok 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bu kötü gidişi önlemek için devlet adamları ve aydınların etkisiyle bir takım ıslahatlar yapıldı ve bu bazı fikir akımlarını ortaya çıkardı. Devleti kurtarma çabalarını iki bölümde incelemek mümkündür. Yenileşme yani ıslahat çabaları ve düşünce akımları. Islahatlar, yenileşme çabaları Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda kurumlarında ilk ıslahatları yaptı. Bu dönemde 2. Osman, 4. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler askeri ve mali alanlarda düzenlemeler yaptı. Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Lale Devri'nde 1718-1730 arasında gerçekleşen Lale Devri'nde Avrupa'nın etkisiyle ıslahatlara başladı. Tekrar edelim. Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Lale Devri'nde Avrupa'nın etkisiyle ıslahatlara başladı. 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda daha çok Avrupa'nın askeri yönü etkili oldu. Kurumların işlevini yerine getirip getirmediği fazla dikkate alınmadı. Toplum ve kurumların ilk defa yoğun bir şekilde ele alınması 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ıslahatlarıyla oldu. 3. Selim savaş tekniği kurumlarda düzenleme, eğitim ve öğretim alanlarında Batı ile entegre çalışmaları yapmıştır. Batı'ya ekonomik, askeri, ticari ve benzeri alanlarda açılmayı planlayan padişah bir yandan da denge politikası izleyerek İmparatorluğu ayakta tutmaya çalışmıştır. II. Mahmut ıslahatlara karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak geniş bir ıslahat çalışmasına girmiştir. Türkiye'nin modernleşmesinde önemli rol oynayan II. Mahmut devri ıslahatlarının temel amacı da sarsılan devlet otoritesini kurmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmekti. II. Mahmut imparatorluğu çöküntüden kurtarabilmek için İdari, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda ıslahatlar yapmıştır. Avrupa'dan faydalanmak için ilk defa Avrupa'ya öğrenci göndermiştir. İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderen padişah 2. Mahmut'tur. 3 Kasım 1839'da Abdülmecit Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Bu ferman bir Osmanlı insan ve yurttaş hakları beyannamesi niteliğindedir. Tanzimat Fermanı bir Osmanlı İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi niteliğindedir. Bu ferman değişikliğin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde hukuk, ülke yönetimi, askerlik, eğitim ve kültür alanında yenilikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Tanzimat fermanıyla batılılaşma sistemleştirilmeye başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı devletlerin müdahalelerini önlemek, azınlıkların isteklerini gerçekleştirmek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir 1856 yılında. Ancak ferman Hristiyan azınlıklardaki millileşme ve laikleşme sürecini başlatmak ve Avrupalıların imparatorluğun iç işlerine karışmalarını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Yeni Osmanlılar yani genç Osmanlılar denilen aydınlar meşrutiyet düşüncesini savunmaya başladılar. Sonuçta 1876 yılında ilk anayasayı ilan edilerek meşrutiyet dönemi başladı. Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ve Hristiyan azınlıkların imparatorluktan ayrılmasını engellemek için Mithat Paşa'nın hazırladığı birinci meşrutiyeti 2. Abdülhamit'in padişahlığı döneminde ilan etti. 1876 yılında birinci meşrutiyet ilan edildi. Böylece Müslüman ve gayrimüslim halk padişahın yanında ilk defa yönetime katıldı. Bu dönemde ilk anayasa yapıldı ve azınlıkların temsilcileri de meclise girdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladıktan sonra padişah bu meclisi kapattı. 14 Şubat 1878 tarihinde. Bu kararın alınmasında meclisin etnik yapısının meclis çalışmalarını etkilemesi özellikle etkili olmuştur. II. Abdülhamit yönetimine karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur. İttihat ve Terakki'nin amacı kanuni esasinin yani anayasanın yürürlüğe konulmasını, Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamaktı. Cemiyet
1908'de Rumeli'de büyük bir silahlı ayaklanma hareketine girişti. Ayaklanma bastırılmadığı gibi 23 Temmuz 1908'de Manastır, Selanik ve Rumeli'de hürriyet ilan edilmiş. Bunun sonucu olarak 2. Abdülhamit kanuni esası yeniden yürürlüğe koymuştur. 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir 1908 tarihinde. 2. Meşrutiyet ilan edilmesine rağmen beklenen faydalar gerçekleşmedi. Çünkü İttihatçıların Meclis-i Mebusan'ın açılmasından başka ciddi bir hazırlığı yoktu. Bu nedenle mecliste birçok konuda görüş ve karar birliği sağlanamadı. İkinci meşrutiyetin ilanının sonuçları. Cumhuriyet yönetiminin ilk günlerinde iktidar boşluğu ve geçiş döneminin kargaşası yaşandı. Bu dönemde ilk siyasi partiler kurularak faaliyet gösterdiler. Bu partilerin başlıcaları İttihat ve Terakki Partisi, onun ilk rakibi Ahrar Hürler Partisi ve İttihatçıların amansız düşmanı Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Bu partiler sayesinde tarihimizde demokratik parlamenter sistemin ilk denemeleri yapıldı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlerle İttihat ve Terakki Partisi en güçlü siyasi teşkilat haline geldi. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek 31 Mart isyanını bastırdı. Bu isyanın bastırılmasından sonra padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Kanuni esası ile değişiklikler yapıldı. 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı 1909 tarihinde. 31 Mart olayı Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. Düşünce akımları. Osmanlı Devleti'nin çöküş devrine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu düşünceler Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Ademi merkeziyetçiliktir. Osmanlıcılık, siyasi anlamda Osmanlı vatandaşlarını ortak yapan, ortak çıkar ve Osmanlı hanedanı etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasi fikirdir. Azınlık unsurların Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma istekleri ve bu uğurda çıkardıkları isyanlar Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya sevk etti. Böylece Tanzimat döneminde 1839-1876 yılları arasında Osmanlıcılık düşüncesi doğdu. Genç Osmanlılar adıyla kurulan cemiyet bu düşüncenin savunuculuğunu yaptı. Anayasa yapılması, meclisin açılması gibi görüşler geçerlilik kazandı. Bu görüşü savunanlar Osmanlı ülkesinde dil, din ve ırk bakımından hiçbir ayrım yapmadan herkese aynı hak ve yetkilerin verilmesini, böylece Osmanlı toplumunda tam bir dayanışma ve kaynaşma gerçekleşeceğini ileri sürüyorlardı. Devletin yıkılmasını önlemek, azınlıkların isyanlarını sona erdirmek ancak bu şekilde gerçekleşebilirdi. Kanuni esasinin ilanı, parlamentonun kurulması ve meşruti idarenin gerçekleşmesi genç Osmanlıların zaferidir. İslamcılık, bütün Müslümanlar arasında siyasi birliğin kurulmasını hedeflemiştir. Bu düşünce 1. Meşrutiyet'in sonlarına doğru büyük bir gelişme göstermiştir. İmparatorluğun parçalanması tehlikesi karşısında Müslüman unsurları birlik ve beraberlik içinde tutmak amaçlanmıştır. İslami kuralların tamamen uygulanması halinde imparatorluğun kurtulacağına inanılmıştır. İslamcılık 19. yüzyılın sonlarına doğru devletin resmi politikası olacak kadar önem kazandı. 2. Abdülhamit İngiltere ve Rusya'nın hakimiyetleri altında yaşayan Müslümanları bu devletlere karşı kullanmaya çalıştı. Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani, Şemseddin, Musa Kazım gibi kişiler tarafından savunulan bu görüşte Batı'nın bilim ve teknolojisinin alınabileceği fakat devlet, hukuk, toplumsal gelenek ve eğitimde İslamiyet'in egemen kılınması savunulmuştur. Batıcılık, Batıcılık 2. Meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı haline geldi. Bu görüş devletin ancak batılılaşmak yoluyla kurtulabileceğini ve bunun için çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini savunmuştur. Öncülüğünü Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif'in yaptığı Batıcılar tek kadın evliliği, kadın özgürlüğünü, medeni kanunun kabulünü, laik mahkemelerin kurulmasını, Latin harflerinin kabulünü, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, modern giysiler giyilmesini istiyorlardı. Türkçülerin Turan idealine karşılık Batıcılar irfan idealini savunmuşlardır. Türkçülük, dil, tarih, edebiyat alanlarındaki çalışmalarla
kültür hareketleri olarak başladı. En önemli temsilcisi Ziya Gökalp'tir. Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Necip Asım, Yusuf Akçura önemli savunucularıdır. Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergileri çıkarılmıştır. Avrupa'da Türkler aleyhine yapılan olumsuz propagandalar, Türk milletinin ikinci sınıf görülmesi, Türk tarih ve kültürünün incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Rus işgaline uğrayan Türk illerinden kaçan Türk göçmenlerin etkisiyle Türkçülük giderek önem kazandı. Özellikle 1908'den sonra Türkçülüğün etkisi daha fazla arttı. İddiaçılar da bu düşünceyi sahiplendiler. Türkçülük akımı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Türklerin din, dil, kültür değerleriyle birbirlerine bağlanmasını, dışarıdaki Türklerle de birleşme yolları aranmasını amaçlıyordu. İslam Birliği kadar güçlü bir Türk Birliği oluşturacak ve bu büyük ülkeye Turan denilecekti. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle ortaya çıkan Türkçülük biçim değiştirmiş, Turancılıktan misak-ı milli esaslarına dönüşerek Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ideolojilerinden olmuştur. Ademi merkeziyetçilik bu akıma göre merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması ve imparatorluk içindeki çeşitli unsurların yönetime katılmasının artırılması ileri sürülüyordu. Bu akımın savunucusu Prens Sebahattin'di. Bu akım ile liberal bir ekonomi modeli önerilmiştir. Ademi merkeziyetçilik devlet politikası olarak uygulanmıştır. Akımların ortak noktası hepsi de vatanın mevcut durumundan kurtarılmasını savunmuştur. Batıdan ve batıcılık düşüncesinden etkilenmişlerdir. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. 1. Meşrutiyet Kanuni Esası 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. İlan edilmesinde Genç Osmanlılar Cemiyeti etkili olmuştur. Mebusan Meclisi'nin ilk reisi Ahmet Vefik Efendi'dir. 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle halk ilk defa yönetime katılmıştır. 2. Abdülhamit tarafından 14 Şubat 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek 1. Meşrutiyet yürürlükten kaldırılmıştır. 2. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908'de ilan edilmiştir. 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. İlan edilmesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olmuştur. 2. Abdülhamit İslamcılık fikrini savunmuştur. Bu dönemde İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi fikir akımları etkili olmuştur. 2. Meşrutiyet'in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. 2. Meşrutiyet rejimine ve İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı Osmanlı Ahrar Fırkası büyük bir muhalefet başlattı. Bu fırkanın çıkarttığı Serbest Gazetesi'nde yayımlanan sert yazı ve eleştiriler halkı iktidara karşı harekete geçirdi. Bu çalışmalar sonucunda Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da İstanbul'da yönetime karşı bir ayaklanma çıktı. Osmanlı tarihinde bu olaya 31 Mart vakası denilmiştir. Ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı Mustafa Kemal'dir. Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine 5. Mehmet Reşat padişah yapılmıştır. 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan karışıklıklardan istifade eden Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan Girit'i ilhak etti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ülkesine kattığını ilan etti. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 Osmanlı Devleti ile İtalya arasında olmuştur. Savaş sonucunda Uşi Anlaşması 1912 tarihinde imzalanmıştır. Trablusgarp Savaşı'nın sebepleri: İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar araması, Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması, Trablusgarp ve Bingazi'nin Osmanlı Devleti tarafından savunulmasının güç olması, Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesinin İngiltere, Fransa ve Rusya'nın çıkarlarına uygun olması sebebiyle bu üç devletin işgale karşı sessiz kalmaları, Mustafa Kemal Yüzbaşı, Enver Bey Binbaşı, Fethi Bey Binbaşı, Nuri Bey Binbaşı ve Ali Bey Yüzbaşı
Trablusgarp'a geçerek buradaki yerli halkı örgütlemiş ve İtalyanlara karşı direnişe geçirmişlerdir. Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk'ta gösterdiği başarılar İtalyanların ülke içerisine ilerlemesine imkan vermemiştir. İtalyanlar Trablusgarp'ta başarısız olunca Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı'nı kuşattılar. Rodos ve 12 adayı işgal ettiler. Rusların desteğiyle Balkanlarda ortaya çıkan karışıklıklar neticesinde Osmanlı Devleti barış yapmak zorunda kaldı. İtalyanlarla Osmanlı Devleti arasında Uşa Anlaşması imzalandı. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 12 ada Balkan Savaşı sonuçlanana kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Yunan işgaline uğraması tehlikesine karşı İtalya'ya emanet bırakılan 12 adayı Balkan Savaşları sonucunda İtalya Osmanlı Devleti'ne vermemiştir. Lozan Anlaşması ile Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran İtalya bu savaşta yenilince 10 Şubat 1947'de Paris'te imzalanan barış anlaşması ile işgal ettiği 12 adayı Yunanistan'a vermiştir. 1. Balkan Savaşı 1912 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'ne karşı Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan savaşmıştır. Savaşın sonunda Londra Anlaşması imzalanmıştır. 30 Mayıs 1913'te savaşın sonunda 1. Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Anlaşması imzalanmıştır. 1. Balkan Savaşı'nın sebepleri. Milliyetçilik akımı ile Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları ve yardımda bulunmalarıdır. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmelerinde en fazla Rusya'nın etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk savaş ilan eden Balkan Devleti Karadağ olmuştur. 8 Ekim 1912'de Karadağ Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmiştir. Bulgarlar Edirne'yi alarak Çatalca önlerine kadar geldiler. 12 ada dışındaki bütün Ege adaları Yunanların eline geçti. Karışıklıktan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Balkan Devleti Sırbistan olmuştur. Son ayrılan Balkan Devleti de Arnavutluk'tur. Savaşın sonunda Londra Konferansı toplanmıştır. 17 Aralık 1912 tarihinde. Bu sırada Enver Bey başkanlığında bir grup subay Baba Ali baskını gerçekleştirmiş. Böylece İttihat ve Terakki Partisi iktidarı tamamen ele geçirmiştir. 20 Ocak 1913 tarihinde Londra Anlaşması ile Osmanlı Devleti Midye-Enes hattının batısındaki bütün topraklardan çekildi. Girit Yunanistan'a bırakıldı. Bulgaristan sınırları Ege Denizi'ne kadar uzandı. 2. Balkan Savaşı 1913'te gerçekleşti. Bulgaristan'a karşı Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Romanya savaşmıştır. Savaşın sonunda Bükreş Anlaşması imzalanmıştır. 10 Ağustos 1913 tarihinde 2. Balkan Savaşı sonunda Bükreş Anlaşması imzalanmıştır. 2. Balkan Savaşı'nın sebebi 1. Balkan Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Anlaşması sonucunda Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerine göre daha fazla toprak almasıdır. Yunanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve ilk savaşa katılmayan Romenler birleşerek Bulgarlara karşı savaştılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti Kırklareli ve Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. 1913 tarihinde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. Yunanistan arasında da Atina Anlaşması 1913 tarihinde imzalandı. Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasında 1913 tarihinde Atina Anlaşması imzalandı. Değerli arkadaşlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi notları 2. dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.